Gençler selamlar, hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden Stranded Deep devam ediyor. Son zamanlarda göremedim köpek balığını, ne yalan söyleyeyim. Yani birazcık bekliyorum burada kayıra geçmeden önce. Dedim ki hani bir uzaklaşsın, yüzme paternini öğreneyim, ondan sonra çıkacağım bir yerlere. Bak şurada bir su efekti görüyorum, görüyor musunuz? Orası yüksek ihtimalle köpek balığının bulunduğu yer. Ama ben her şeyi riske edip suyu atlayabilir miyim? Şu su ne güzel gözüküyor ya, uzun zamandır böyle tatil yapmadım ha. Çok ciddiyim yani. Hatta uzun zamandır geç abi, 29 yaşındayım ben. 29 senedir ya böyle bir tatil, böyle bir denize girdiğimi hatırlamıyorum hayatımda. Bir değişiklik yapayım ve bir gün gireyim. Oğlum şu balık çok büyük. Köpek balığından bile daha büyük neredeyse. O yüzden kalsın abi. Oksijenimizi tazeleyelim ve içeri hemen hızlı bir şekilde giriş yapıyoruz. Archer fish, okçu balığı. Selam dostum. Seninle hiç balık veremediğim yok. Duct tape. Alabiliyor muyuz? Çantamız full dolu yüksek ihtimalle, öyle değil mi? Aynen abi, full dolu. Bizim ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Karaya çıkmamız lazım. Okey. Hiç daha fazla zaman harcamayalım. Dostum selam. Seni bir noktada öldüreceğim. Ama o gün yüksek ihtimalle bugün değil. Biraz daha sığ yerlerde yüzmen gerekiyor çünkü... Denizlerde sen güçlüsün aga, kabul ediyorum. Aa bak şey gitmiş. Büyük yengeç gitmiş. Oğlum inşallah kaybolmuştur ya. Valla inşallah kaybolmuş, o çünkü çok büyük. Yani kalsın abi. Bana gelmez o. Şöyle 3 tane sandığımızı oraya bıraktık. Başka elimizde değerli neyimiz var? Şunları... Aa bak böyle de bırakabiliyormuşuz. Ne güzel ya. Bu olayı keşfettim. Sağ tuşa bastığınız zaman direkt bırakıyor gençler, bilginiz olsun. Alalım. Bu boş. Bu da boş. Oo hem de iki tane torç varmış. Bu da boş. Okey, çantamızı açıyoruz tekrardan ve bütün itemleri şöyle şuraya bir yere bırakalım abi. Evet, hepsini buraya yığdık gençler, bilginiz olsun. O bir şey fırladı. O ne lan? Oha gördünüz mü? Oğlum bu gyrocopter nereden, havadan mı geldi bu? Yoksa ben hepsini bir yere steklemeye çalışmak. Atabilir miyiz oraya doğru? Oo çok gitti. Ay. Bayağı çok gitti hem de. Neyse sorun değil. Ben sanırım burada mı kalmıştım hatırlayamıyorum ama önce şuraya gideceğiz. Ardından oraya gideceğiz. Evet sanki bu enkaza daha önceden aynen girmişim, bakın kapıyı açmışım ben. Burası demek ki bizim az önce kaldığımız yerdi. İçeride klot varsa burasıydı. Ha şey, duct tape, doğru, yanlış hatırladım. Bir üst kata çıkalım. Su, işbirliği yap abi. İşbirliği yap dostum. Sen işbirliği yaparsan her şey daha kolay olacaktır. Aa balığa bak, içeride yüzüyor. Ha su varmış. Ama deniz çok bozdu, niye öyle? Oğlum suya bak, ne biçim yükseliyor. Karşıya geçebilir miyiz? Emin... Abi su çok fena oldu yalnız. Oğlum niye öyle? Oo ben tırstım. Bir saniye. Dostum içeri... Aa içeri giremiyorum. Oha şimşek falan çakıyor. Yandık ha. Karaya yüzebilir miyiz? Yüksek bir yere çıkmak istiyorum ben acilen. Dur, dur. Oğlum ilerleyemiyorum ki. Aga yok ya, böyle olmayacak. Su çok fena. Ben gidiyorum. Karaya yüzebilirim sanırım. Uf çok fena şimşek çaktı. Asla bu suda şehri bulunmak istemiyordum ya. Raft'in içinde bile olsam... Almayayım. Çok fena. Hava çok fena bozdu arkadaşlar. Oyunun sesini birazcık kıstım çünkü benim sesim bayağı bastırmaya başladı. Şunları bırakalım tekrardan. Birçok eşya topladım bu noktada ama hani hangi biriyle eve döneceğim ya hangi birini eve alacağım inanın bilmiyorum. Oo bak burada başka bir şey buldum. Bu ne abi? A handy solar powered. Oo bak güneş enerjisiyle çalışıyor ve yüksek ihtimalle sonsuza kadar çalışacaktır diyor. 10 numara. Çok güzel. Oğlum bakar mısınız şuna? Sonsuza kadar çalışıyor. Bırakırsam çalışıyor mu? Abi işte bu. Bak buna ihtiyacım var. Hatta elimize almadan açıp kapatabiliyoruz bile. Bu inanılmaz bir özellik. Şu var ya elinde tuttuğum şey. Bir devrim. Size o kadar söyleyeyim. Bu ne abi? Ha bu benim fırlattığım parça değil mi? Ulan korktum o ne diye. Okey. Şu şurada dursun. Şimdi sandıklarımız bunlar. Bir ton sandıklıysa fakat havanın bir tık daha iyi olması lazım. Çünkü ben bu havada şey yapamam. Benim şey nerede? Container. Bir dakika, ben buradan çıktığıma göre
Konteyner, bak su yükselmiş şu an gençler, haberiniz olsun. Bak buraya kadar su gelmiyordu. Aynen. Ben bunu hatta karadan, denizden bayağı uzaklaştırmıştım. Fakat bakın denizin seviyesi bayağı yaklaştı benim şeye. Raft'e. Okey. Biz o zaman şu önemli olduğunu düşündüğümüz eşyaları bir toplayalım. Taş önemli bu arada, bilginiz olsun. Çünkü taş bizim adamızda yok. O yüzden taşları kesinlikle stone tool'uma alıyorum. Klotlarımızı kesinlikle alıyoruz. Şu arkadaşlar için buraya kadar geldik. Bunları alıyoruz. Okey. Sahip olduklarımızı bir bırakalım. Evet gençler, birkaç inventory management yaptım. Bakın her birine ben de kendi adına lazım olacağını düşündüğüm eşyalardan koydum ve o bir sanat daha varmış burada. Çok güzel. Rationımızı koymuşuz. Rationımızı alalım çünkü karnımız birazcık acıktı ve adadaki Furious Leaves'leri topladım. Fakat bu adada gördüğümüz büyük yengeç var ya, adanın öteki tarafında. Bilmiyorum, eğer gezmeye falan kalkarsa muhtemelen beni burada rastlayacaktır. Ki hani öyle bir şey olduğu zaman kesinlikle savaşmayacağım gençler. Bilginiz olsun ki sağlığımız az. Ben bandaj yaptım belki hani yardımcı olur diye, fakat maalesef kanamamız olmadığı için bandajın da hiçbir faydası olmuyor. Bu yaptığımız sağlığımızı arttırmak için şimdi food rations yiyebiliriz. Bu inanılmaz derecede besin kaynağı. Bakar mısınız şuna, bakın. Hemen hemen yarıda sağlığımız, düzeltiyorum. Açlığımız ve susuzluğumuz. Gömdüm. Bakın gömdüm. Bakıyoruz. Susuzluk yarıda ve açlık fullenmiş vaziyette. İnanılmaz bir besin kaynağı. Yüksek ihtimalle boşu boşuna harcadım ama böyle olması gerekiyor. Adayı da keşfederken bu arada şöyle bir dikkatli bakayım da, o manyak buradaysa yaklaşmayacağım abi kendisine. Şurada bir yerde patates bitkisi gördüm. Fakat onu toplamadım. Neden? Çünkü size gösterirken toplayacağım diye. İnşallah da şimdi bulabilirim. Burada bir yerdeydi. Aynen. Bakın. Patates gençler. Böyle yemeyeceğiz tabii ki patatesi. Ne yapacağız? Evimize götüreceğiz ve ekebiliyorsak da patateslerimizi ekeceğiz. Şunu da fark ettim. Muhtemelen birçok arkadaşımız zaten yazmıştır yorumlar kısmında da. Bakın buraya geldiğimiz zaman consumables, tamam mı? Ardından devam ediyor. Bakın story, hikayeyle alakalı şeyler. Farming. Bakın inanılmaz. Ve çok basit bunları yapması. Görüyor musunuz? Plank istiyor, işte scrap hurda istiyor, metal istiyor vesaire vesaire. Sahibiz. Araçlar. Bakar mısınız? Oh, inanılmaz. Kokpit, neler neler yani. Building. İstediğiniz binayı istediğiniz şekilde dekore edebiliyorsunuz veya inşa edebiliyorsunuz falan filan. Yani birçok şey yapabiliyoruz gençler, bu oyunda bilginiz olsun. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden ben ne yapayım biliyor musunuz? Dostum seni bırakıyorum, seni bırakıyorum. Ya mızrağa gerek yok. Bıçağa da gerek yok abi. Şunu alalım elimize. Şunu bırak. Bıçağı da bırak. Oğlum, ne biliyor musun? Baltayı da bırak abi. Aynen öyle. Şimdi burayı keşfettiğimizi hatırlıyorum. Dolayısıyla aynen ya, oraya gitmeyelim. Orayı keşfettik zaten. Biz henüz gitmediğimiz şu gemi var. Oraya bakalım. Kırmızı konteyner. Sanırım buraya baktık zaten. Emin değilim ya, hatırlamıyorum. Bakmışken bir daha bakmış olalım. Sanırım zarar gelmez. Ama bakar mısın? Hiçbir şey göremiyorum ya. O kadar tehlikeli ki yokluğa yüzüyorum resmen yani. O kadar tehlikeli. Başıma her türlü pis şey gelebilir. Ama işte yaşıyoruz be abi. Yaşıyoruz yani. Burayı keşfettik. Hemen konteynerin buraya bakılmış. Oraya bakılmış. Burası genelde olur. Burayı lootlayamıyoruz. Pekala. O halde ikinci durağımız ney? Kırmızı konteyner. Allah'ım lütfen köpek balığı falan olmasın çünkü sağlığım inanılmaz derecede az. Aa, bu gemi batmış. Oğlum bu çok tehlikeli. Burası var ya, şu an bulunduğum yer inanılmaz derece tehlikeli. Bir çapa var büyük. Görünüşe bakınca henüz bir köpek balığı bizim kokumuzu almadı. Ve dua edelim ki o şekilde kalsın çünkü en yakın durak biraz uzak. Ne var dostum içinde? O label maker. Hiçbir işe yaramıyor abi, inanılmaz. Hiçbir işe yaramayan itemler. Samimi söylüyorum, bir şeylerin ismini değişince bu oyunda ne oluyor? Öyle bir şş. Oo, bir dakika. Bu geminin içine girebiliyoruz biz. Abi şaka yapıyorsun. Oraya gireceğiz. Oraya kesin gireceğiz. Hadi bakalım. Sakın şu hareketi de yapmayın gençler aynı zamanda. Ya denizle alakalı yüzün arkadaşlar sadece. Keşfedeceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım. Bulaşmayın sakın. Çünkü hiçbir zaman bu işler sizin... O ne lan? Geç abi. Geç abi. Geç. Eray çık. Aa, çıkamıyorum. Om çıkar. Aa, öldüm. Oğlum ne alaka? Dur. Dur dostum. Geldim vallahi. Çok fena. Çok çok fena ya. Oksijenimizi inanılmaz derecede az tutuyoruz. Bir daha dalacağım. Seriden dalacağız bu sefer. Bak buradan geçen sefer geçmiştim, şimdi geçemiyorum. İşte bu. Açıl abi. Açıl sandık, çok güzel. Al. Hiç uğraşma. Devam. Aramaya devam. Sonra bakacağız ne olduğunu işlerinde. Topla abi hepsini. O kadar çok şey aldım ki kendime. Bir daha boksan, bir daha dalacağım çünkü
Orada bayağı güzel lootlar varmış gibi duruyor ve hiçbirini kaçırmak istemiyorum. Ki bir tane aldığım loot bile şu an diğerlerinden farklı gibi duruyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama keşfedeceğiz. Emin olun bana, tek tek hepsine bakacağız. Burada şu değişik bir yaratık var. Ona yaklaşmak istemiyorum. Yok yok ya. Burası bizim ölümümüz. Gençler riske etmeyeceğim. Kusura bakmayın. Muhtemelen çok güzel lootlar var fakat hayır abi. Hayır. Bizim için işler her türlü güneye gidecek. Eğer daha fazla şansımı zorlamaya devam edersen. Bu gemi inanılmaz büyük. Oğlum şuna bakar mısın? Hala aynı gemideyiz ha. Bak o kadar yüzdüm. İnanılmaz. Hala aynı gemideyim abi. Müthiş. Tamam, buraya girebilirim sanırım. Şöyle oksijenimizi yenileyelim. Tekrar dalalım. Bir kamera falan mı bunlar acaba? İçeride balık yoktur değil mi? Tehlikeli olacak. Burası baya güzel gözüküyor ya. Şuraya bakar mısınız? Değişik bir şey buldum. Bir değişik bir şey daha buldum. Yalnız şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Dostum çık ya. Hatta zıplayabiliyorsak sudan bir daha. 3 gün 3 gün boyunca hayatta kalmışız. Harika. Tam bir survival master. Çıkabiliyor muyuz üst kata biz? Çıkabiliyoruz. Oh be, kendimi valla şimdi güvende hissediyorum. Ne yapacağız biliyor musunuz? Dostum seni bırak. Ration var, harika. Label maker bırak, hiçbir işe yaramaz. Gyrocopter parçasını da bırakalım ve aslında ne diyorsunuz? Cloth'ları da bırakalım. Tamam mı? Sandıklar benimle beraber gelecek. Zaten iki tane sandığım var topu topu. Gençler siz benimle beraber geliyorsunuz. Belki cloth'ları dönüşte alabiliriz. Yalnız çantam boşken şurayı bir keşfetmek istiyorum. Sanırım alt kat da üst kat birbirine bağlanıyor. Çok güzel. Çok çok güzel. Burada herhangi bir şey var mı lootlanacak? Yok. İçeri girebiliyor muyuz? Burası dışarı mı çıkıyor, içeri mi giriyor? İçeri giriyor abi, çok güzel. İki tane dolap var, harika. Dürbün alalım. Ne işe yaradığını cidden bilmiyorum ama almışken bak, balığa bak, sabit duruyor abi. Ne güzel. Hiç fark etmiyor gençler, balık sabit veya değil. Biz zaten balığı... Oğlum şuraya bak. Abo. Çok tehlikeli. Subnautica alan resmen. Subnautica'dan daha tehlikeli duruyor. Neden? Çünkü en azından Subnautica'da bulunduğunuz biyoma göre aşağıda nelerle karşılaşacağınızı tahmin edebiliyorsunuz. Fakat bu oyunda yok abi. Mümkün değil. Ölüm yani. Git dal, ölürsün. En kötü. O da bayağı kötü zaten. Çünkü ölürsek olmaz yani. Kimle nereden başlayacağını bilmiyorum o yüzden. Biliyorsan mutfak falan var abi burada. Bu neymiş? Leather, deri. Çantada bir şey bırakabiliyor muyuz? Bırak abi. Al. Deriyi al. Yine çıkmamız gerekiyor sanırım sudan. Dostum çık. Abi şaka yapıyorsun ya. Yine öldük. Burada oksijen varmış. Vallahi bir gün öleceğim ha. Net öleceğim. Sanırım yeterince oksijen alamadım abi. Topla biraz daha oksijeni. Sömürdük vallahi. Gemide ne var ne yok sömürdüm abi. Bu neymiş? Kameraya mı? Başka bir kameraya mı açılıyor? Güzel. Ne var? Oksijen tankı. Çok güzel. Çok iyi. Neyi bırakabilirim? Bu ne? Bak balık mızrak şey buymuş. Dostum şunları bırakayım ya şimdilik, öyle değil mi? Bunları şimdilik bırakalım gençler. Bu çok önemli. Bu da çok önemli. Adamızı aydınlatacağız. Yani onlardan ziyade bari motor parçası alalım ve filtre alalım. Filtre alalım. Okey. Okey, çıkış. Eyvah. Daha bu sefer öldüm ha. Bu sefer sanırım öldüm. Oksijen. Oğlum az önce buradaydın. Oksijen nereye gittin? Hava yine bozdu abi. Hava yine çok bozdu. Çantamızda yer yok diye şey yapamıyoruz. Çık abi şuraya. Gözünü seveyim çık şuraya. Çok güzel. Hala nasıl ölmedim? Gençler ben çok şaşırıyorum. Hala nasıl ölmedim? Raftimiz yerinde olsun çünkü su yükseldiği zaman bizim raftimizi gençler geri çıkarabilir. Bilginiz olsun ki bu çok tehlikeli bir olay. Böyle bir şeyin başımıza gelmesini istemiyorsak kesinlikle gözümüz şeyin üzerinde olacak. Bu malzemeleri buraya bırakıyorum. Çünkü mecburum. Bunu alalım. Bunu da bırak abi. Ne gerek var, değil mi? Şöyle bir fırlatalım bakalım. Adaya kadar gitmedi ama belki alabiliriz onu oradan. Şimdi daha dur, bunu kullanabiliyor muyuz? Kullanabiliyoruz. Oğlum ne güzel. Bak hiçbir şey yaramıyor gençler. Gördünüz değil mi? Zaten şurası. Bak raftım şurası. Bakın böyle görüyoruz. Dürbünle bakıyorum. Yine böyle görüyoruz abi. He, zoom'u varmış bunun. Geri aldım söylediğim şeyleri. Okey. Dürbün yani çok da şeymiş. Şimdi neyi alalım biliyor musunuz? Cloth. Bence cloth diğer burada bulunan itemlerin her birinden daha önemli. Belki motordan önemli değil, değil mi? O zaman şöyle yapalım. Bırak abi. Onun yerine motor alalım ve biz gerisin geriye nereye kampa dönüyoruz. Bilmiyorum. Bu suda yüksek ihtimalle denize girmek, bu havada denize girmek girilmez. Nedenini bilmiyorum inanın ama şöyle bir şey gördüm sanırım. Ya bu suda denize girilmesi çok tehlikelidir ya.
Samimi söylüyorum. Ölüm yani. U bak şimşek çaktı ve hiçbir şey yok gibi gördüm. Dalıyorum abi. Zaman kaybetmek istemiyorum çünkü. Dalaray. Yüz hızlı hızlı yüz. Durumumuz nasıl? Tsunami çıkan da duruma bakayım ben. Yüz 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 yüz. Geldik geldik geldik. Geldik. Oo 10 numara. Çok güzel. Su ihtiyacımız birazcık var ama rationımız olduğu için çok da fazla problem etmiyorum. Bak. Bakın orada. Bak orada. Ben onunla asla savaşmayacağım gençler. Bilginiz olsun. No thank you. O oradaysa ben inanın buradayım. Şimdi. Şunları bir tekrar şuraya bırakalım. Elimizi bırakamayız tabii ki. Dostum seni de bırakayım şuraya. Ne işe yaradığını seni bilmiyorum ama çözeceğim. Sandıklarımızı bıraktık. Bakalım içlerinde bu arkadaşların neler var. Şu oksijen tankım nerede benim? Dur. Ah oksijen tank. Oğlum sen çok önemlisin. Sen inan bana çok önemlisin. Sen burada dur. Çıkartalım şunları. Sende ne var? Motor parçası ve jerrycan. Tekrar şunları bırakalım bir organize edelim. Şimdi dostum sen de şurada durabilirsen harika olur. Bu arada 4, 5, 6 tane full sandıkla gideceğim gençler. Bilginiz olsun. Araç filtre partı, filtre parçası bence önemli. Araçla alakalı motor parçaları önemli. İşimiz ileride işimize çok yarayacak. O yüzden elektronik parça da çok önemli. Tamam bunları zaten bir konteynere koyacağız. Herhalde doldu. Doğru mu? Doğru. Çok güzel. Bunun da işi bitti. O da orada dursun. Şimdi 3 tane yine yerimiz var burada. Ne alabiliriz? Dürbün. Hava tankı gelecek. Leather sen geleceksin. Dur şöyle yapalım. Elimizi alalım. Leather, hava tankı ve gyrocopter parçalarını da alalım. Dostum sen elini al tekrardan. Evet bu da sanırım full. Doğru mu? Doğru. Çok güzel. Bu da full oldu. Ben isterseniz çantamı yavaş yavaş zaten şunlarla doldurayım. Öyle değil mi? Bak hareket etmeye başladı o. Çok fazla onun dikkatini çekmemek adına. Şunları şöyle bir toplayalım. Onu kesinlikle alacağız. Gyrocopter parçasını elime alabilirim sanırım. Duct tape kesinlikle alıyoruz. Sonra şu fiberları alalım. Çantamızın durumu nasıl diye bakmak istiyorum. Bir tane boş yer kaldı. Patatesi alacağız. Aa bir dakika. Oğlum bunu kaybettik lan. Olmaz. Şimdi gyrocopter parçasını bırakıyoruz gençler. Bilginiz olsun. Seni de al. Hareket etti. Sakın ha. Öldün sen. Allah. Bana bakıyor. Bana bakıyor. Yaratık bana bakıyor. Patatesi de alıyorum. Bu adada başka almam. Rations. Rations almam lazım. Patatesi bırak. Rations al. Rations'ı yiyelim. Tamam mı? Rations'ı yedim mi emin değilim. Bakalım. Evet Rations'ı tüketmişiz. Patatesi alıyorum. Gençler çıkıyoruz. Bakın şurası benim adam. Şurası benim adam. Aynen abi. O manyak orada. Abi hiçbir şey yok. 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 Sakin, sakin. Kimseye bulaşmıyoruz biz. Allah aşkına suya gir artık. Allah aşkına dedim bak. Allah'ın adını verdim suya gir. Çık şuraya. Dur bir şey yok. Arkadaşını kaçırmıyorum. Olur öyle ya. Saçmalama. Salak. Bindim. Aa. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Zıplıyorum. Abi sen ağırlık yapıyorsun değil mi? Aynen. Bu olmaz gençler. Bu oyun kabul etmiyor bunu böyle bir şeye. Bak. Vallahi çok tehlikeli. Dostum şunu al. Aa çantada pedal alacak yer yok. Dur aga niye zıplıyorsun ya? Bir dakika bunu buraya bırakabiliyor muyum? Bak onu buraya bıraktım. Çantada onu al. Ya, aga ha şeyden dolayı mı zıplıyoruz acaba? Hold to operate diyelim. Yay ben gidiyorum. Bye bye. Oğlum ne mücadeleydi ha. İyi havada kendine geliyor yavaş yavaş bakar mısınız? Burası inanılmaz derecede su altındaydı. Yani iki kere ölümden döndüm bakın. İki kere. Çok büyük gemiymiş bu arada. Konteyner gemisi. Belli ki bakın bütün konteynerler suya şey olmuş. Suya dökülmüş. Sanırım güzel itemler buldum. Bence sahip olduğum itemlerle iyi bir yere gelirim diye düşünüyorum ki bunları bir şekilde bizim organize etmemiz gerekiyor. Bilmiyorum hakikaten bir sandığı belli bir iteme verdiğimiz zaman onları hani dışarıdan belli ettirebiliyor muyuz bir şekilde? Yani bu sandıkta sadece taş var, bu sandıkta sadece odun var. Bunda yaprak, yemek vesaire vesaire bilmiyorum ama bakalım. İnsanın gençler kendi adası gibi yok. Yani nasıl söylesem bilemiyorum ama buraya ilk defa geldim. Hatta 3 gündür buradayım. Fakat ciddiyim. Yani insan benim şeyim. Aa bak bizimle beraber gelmiş. Ya seni yerim ya ben. Duct tape. Seni ben yerim. Sen şurada suda durabilirsin değil mi? Ama bak oradan odaya getirdim. Seni burada kaybetmeyeyim. Lütfen rica ediyorum. Şöyle bir çıkalım üstüne. Şunu koyabiliyorsak şuraya bir koyalım. Hook'u. Tamam mı? Dostum seni
Şöyle bir denize doğru kaydıracağım. Bir dakika. Dur. Altta şey kaldı. Dur. Kuli bandı altta kaldı. Dur. Çok iyi. Şu çelimi fırlatsan ne olur? Hoppa. Adaya git ha. Çok iyi be. Vallahi tam bir atıcıyım. Tam bir atıcıyım. Gel dostum. Seni suda kaybetmeyelim bir de. Seninle uğraşmayalım abi. Seninle bir de uğraşmayalım. Şimdi bu adadan geldik değil mi? Evet. Şurada bir yerde dursun bu. Çıkmaz değil mi? Şu garantiyi alalım. Sen tam karaya otur. Evet. Şunu da alalım. Gençler o kadar güzel loot yaptığımı düşünüyorum. Yalnız şu var mesela. O ölümcül yengeçler benim odamda spawn olsaydı ölecek miydim yani? Veya oyun en azından öyle bir şey izin vermiyor mu zaten? Ne bileyim gittiğiniz sonraki adalarda mesela şey buluyorsunuz. Bu tarz bir ne bileyim yaratık mı desem. O kadar büyük yengeç olduğunu düşünmüyorum abi gerçek hayatta. Tam büyük yengeçler eyvallah var ama o ne aga? Zırhı lan dur. Uçmayın ha sakın. Aa! Nereye gitti abi benim şeylerim, sandıklarım? Bunlar mı? Yo. Evet bunlar. Şapşikler. Çok korktum vallahi. Tek tek bırakalım. Bir buraya gelsin. Bir buraya gelsin. Bir tanesi burada. Bunları tek tek bir de ne yapacağız biliyor musunuz? Açacağız ve içlerindeki lootları alacağız. Vesaire vesaire. Ama bakın en azından şimdi bile depo mantığı oldu ki sahip olduğumuz bakın şunlarla kendimize bir de farm yapacağız. Patates aldık. Yemeyeceğiz arkadaşlar patatesi. Ne yapacağız? Farm. Farm, farm, farm. Siz de dolusunuz. En azından bir kısmınız dolu gibi. Oğlum çok iyi bakar mısınız? Full. Her şey hemen hemen full gibi. Şimdi bir dakika. Orada bir şey gördüm aslında. Benim çantamda mıydı? Evet. Benim çantamda bakın ışık var. Yalnız sanırım iki tane ışık kaynağı vardı. Ben ikisini de almayı unutmuş olabilirim gençler. Bilginiz olsun. O tarafta genelde çalışıyoruz. Öyle değil mi? O zaman şunu alalım. Şuraya koyalım. Yüksek ihtimalle bunun bir de dik durması gerekiyor. Çünkü güneş enerji panelleri üst tarafında. Gördünüz değil mi? Bunu açalım abi. Ne olur ki? Açmayalım ya. Masraf yapmayalım. Gereksiz yere masraf etmeyelim. Şimdi çantamız burada. Değerli olan bir şey varsa direkt olarak boşaltayım. Var. Kayaları alalım. Klotu alalım. Evet. Kayalar ve klot. Kayalar çoğunlukla buraya koymuşuz biz kayalarımızı. Kayalarımızı bıraktık. Ardından klot. Klot genelde burada duruyordu. Siz de durun. Patates. Şimdi değerli olan bak burada şeyler var. Bizim. Şu şey yaptığımız. Sizlere koyabiliyor muyum hepsini? 10 numara. 14 tane. Kaç tane stacklenebiliyor bilmiyorum ama 14 tane şeyden stacklediğimiz için cidden mutluyum. O full. Buraya gelelim. Şu değerli olan seedleri de buraya koyalım. Bizim bir tane klotumuz kalmış çantamızda. Onu da şuraya şöyle bıraktık mı? Evet sanırım. Bir tanesi bitti. Bu bölüm biraz tarlaya da başlamak istiyorum. Ne yalan söyleyeyim çünkü tarla olayı inanılmaz derecede ilgimi çekti benim. Sende ne var dostum? Oksijen tankı falan filan var. Bu şimdilik durabilir. Değil mi? Buna ihtiyacımız yok. Aynen. Gyrocopter parçası, deri ve oksijen tankı falan filan var. Sen dostum ihtiyacım yok. Sende ne var? Sana da ihtiyacım yok. Sen de şurada bir yerde durabilirsin. Aa sıkıştım. Sende ne var arkadaşım? Alalım. Benzin falan filan var. O da işe yarayacak. Bak bunda da eşyalar var. O da orada dursun. What is this? Şunu alalım. Plant scrapleri alalım. Yine bunda da araç yapma eşyaları var. Bayağı bir şeyimiz var yalnız. Ne yalan söyleyeyim. Bunlarla ben çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. Çok güzel. Yani diyeceksiniz ki Eray abi. Yaşınıza göre tabii ki. Eray abi. Wow. Yani seninle 3 şey alacaksam yanıma. Bir Eray abi. Zaten o diğerlerini bulur. Öyle değil mi gençler? Ha, mantık bu. Olay bu ya. Adaya çıkarken beni alacaksınız. Sonra gerisini bana bırakacaksınız. Ve ikinci gün öleceğiz açlıktan. Nasıl fikir? İnanılmaz bir fikir abi. İnanılmaz bir fikir. Sakın beni yanına adaya almayın gençler. Ne yalan söyleyeyim ben var ya. Hemen olay çıkartırım yani hemen. Onu beğenmiyorum, bunu beğenmiyorum. Onu yemem. Falan filan. Neyse. Ne yapacaktık biz? Farm. Çok önemli. Farm arkadaşlar çok önemli bizim için. Şöyle iki tane corrugated alsam. Bir corrugated, bir corrugated daha. Bunlar niye burada? Bunlar niye burada lan? Bunların yeri burası değil. Arkadaşlar herkes kendi yerini bilsin. Bak direkt yandı. Otomatik yanıyor. Şey olmadığı zaman, ışık olmadı. Ya sen ne kadar güzel bir şeysin yahu. Yahu sen... Şeylerim nereye gitti aminim? Tarlalarım, şeylerim. Planklerim. Dostum nereye gidiyorsunuz ya şapşikler? Sizinle benim bir ton işim var daha. Şimdi farmımızı açıyoruz. Crafting'imizi açıyoruz. Consumables değil. Sorry değil. Farming.
Aa, level 3 gerekiyor. Ha, ben direkt bundan yapabiliyorum. Lashing lazım. Level 3, level 4 kalsın abi. Demek ki şeymiş. Sandığımdan kolay değilmiş gençler. Sandığımdan zormuş yani. Plankler orada dursun. O orada dursun. Evet, 10 numara. Biraz karanlık oldu yalnız. Dostum sen bundan 4-5 tane lazım. Ya bir tane vardı. Nereye koydum ben onu? Adada bulmadık mı abi bir tane? Ben onu nereye koydum ki acaba? Dostum dikilecek misin? Hadi kalk. Hadi kalk oğlum. Hadi kalk. Hadi kalk, bak herkes izliyor, hadi. Hadi kalk. 10 numara. Şimdi. Şey kaynağımız. Aa, bozulmuş. Hayır. Ben bunu yerim. Bozulan o değil sanırım. Aa, spoiled. Bakın gençler, bozulmuş. Yemeyince bozuluyor tabii. Hadi yürü git bakalım aslanım benim. Balıklara yem olsun. O tamam. Şey neredeydi bizim? Diğer sandık. Heh. Şunları hepsini alalım ya. Değil mi? Bunları zaten neyde kullanıyoruz ki? Bir tek şeyde kullanmıyor muyuz? Bunu yapmada. Bir tane daha yapalım. Bence yeterli. Mesela bilmiyorum. Ama bence 4 tanesi de orada kalsın. Şimdi lashing'imizi yaptık. Ne yapacaktık tekrardan biz? Ben ne yapacaktım lan? Heh. Odun lazım bir de. Değil mi? Bir de odun lazım ki şey yapabilelim. Balta yapabiliyor muyuz? Bir dakika. Balta yapalım mı? Ağaç keselim bari. İki tane mi şeyden gerekiyor bundan? Stone tool'dan. Abi şaka yapıyor olmalısın. Tamam, topla dostum. Topla. Topla. Taşımız da olması lazım yani. Ah, taşımız da al. Şimdi yapabiliyor muyuz balta? Aho! Ne işe yarıyor acaba? Aa bak! Fishing rod! Balık avlayabiliyoruz artık. Ya bu ne kadar güzel bir şey sizce? Bence 10 numara. Kendimize bir balta yapalım gençler. Çünkü ağaç kesmek istiyorum. Ben... Abi bir dakika, şeye sahibiz biz oduna. Niye ağaç kesiyoruz ki? Ver abi şunu. Hemen farming'e geliyoruz. Hemen farming. Neredeymiş? Evet! Wood farming! Abi bir dakika. Plot lan bu. Bu şey değil. Wood'ları tutucu sanırım bu. Değil mi ya? Wood farming diye bir şey olmaz. Yani tahta ekemeyiz herhalde, öyle değil mi? Böyle bir şey yok. Bu ne abi? Farming yanlış. Yanlış anlamışız biz olayı. Ulan ilk yapmadık ha. Vallahi az kaldı patlıyorduk, yemin ediyorum. Az kaldı patlıyorduk. Benim daha çok alet edevata girişmem lazım. Bakın deriden bu arada ne yapıyoruz hala çözemedim. Bilginiz olsun. Kendimize ev yapabiliriz ya. Değil mi? Ev yapmaya belki yavaş yavaş başlasak, en azından kafamızı sokacak küçük şirin tatlı minik bir kulübe. Heh, bak bunlar. Dur, burada şey yok mu? Plank var. Corrugated shelf. Raf falan yapabiliyoruz kendimize. Bak, wood table. Masa falan. Ve direkt uygarlığa getirebiliyoruz gençler buraya dilerseniz. Tabii ki dilerseniz. Yani şey yok. Şunları bir refilleyelim hızlıca. En azından gece olmadan ateşimizi de yakmış olalım gençler. Yak dostum şunu. Yak, yak 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 yak. Yani yemek harici çok fazla ışığa ihtiyacımız bile olmayacak gençler. Şu an baktığım cihazlardan bulabilsek. Ki bir tane daha vardı fakat nerede olduğunu inanın bilmiyorum ya. Adada bulduğuma yemin edebilirim abi. O kadar ciddiyim. Adada bulduğuma yemin edebilirim fakat maalesef kaybettik. Neyse, sorun değil. Biz building'e gelelim. Sanırım önce bir temel mi atmamız gerekiyor? O yüzden temel istiyor olabilir. Demek ki temel yapıyorsunuz, hani temelin üzerine evinizi geçiriyorsunuz. O yüzden temel yapması çok önemli. Dolayısıyla benim bolca wood diye ihtiyacım olacak ki temeli zaten bunlardan atıyoruz. 4 tane var sanırım. Bunlarda 4 tane. Yani bir tane yapabiliyorum. Yarın ağaç kesmemiz gerekebilir. Hatta ben belki kayıt dışı. Dilerseniz ağaç keserim gençler ve bunları yaptım diyebilirim size. Bilmiyorum bu, hani siz görmek ister misiniz benim yaptığım şeyleri, ama belki kayıt dışında biraz kendime loot vesaire yapabilirim. Gençler bilginiz olsun. Bunu belki kayıt dışında yapmak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Aa, hammer gerekiyor diyor. Ciddi misin? Benim hammer'ım vardı burada bir yerde. Çok güzel. Bakın hammer. Şimdi nasıl yapıyoruz? Havaya vuruyorum, olmuyor. Ben bunu böyle mi? Ha, bu şekilde. Oğlum çok tatlı. Bakın. Olmuyor. Hiçbir yere kuramıyoruz. Neden? Çünkü evet, olmuyor. Neden abi? Floor. Niye olmuyor? Ha, foundation. Bu mu? Ha, bu. Oğlum olaya bak, çok fena. O zaman oraya base gibi düşündük ya. Biraz büyük olsun ya. Burası olmaz. Burası... Ama bu ada çok tuhaf bir ada. Bakar mısınız? Adanın ortası böyle kum. Nereye yerleşeyim ben? Buraya mı yerleşeyim? Şimdi büyük bir ev yapalım mı gençler şuraya? Şuradan başlayalım. Böyle basamak falan koyarız, değil mi? Hem sular geldi mi de. Evet, ne olur sular geldi mi de. Nasıl? Bence fena değil. Buraya doğru uzatacağım. Sonra şuralara da koyarım bir şeyler. Yap abi. İlk
İlk zeminimizi koyuyoruz gençler. Ve hayırlı ve uğurlu olsun. Hey, dıkşın 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 dıkşın. Havai fişeklerimizi de attık. Ah, burada sandık var. Ha, benzin varmış içinde. Ha, okey, orası şey bizim koyduğumuz zaten. Bakın gençler, evimiz nasıl? Ben kendimi hiç güvende hissetmiyorum. Ama daha yeni başladık yani evimizi yapmaya. Aa, orada bir şey çıktı az önce. Bir dakika, duvar mı? Heh, duvar koyabiliyor muyuz kendimize? Very nice abi. Half wall değil, corrugated wall. Corrugated half wall bile yapabiliyoruz kendimize. Düşün, porch yapacağız yani. Lan neler söylüyorsun sen? Bir duvar yapalım mı gençler kendimize? O 4 level. Demek ki wood wall'dan başka bir şey maalesef şu an için yapamıyoruz. O halde bizim bolca ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Maalesef ağaç kesmemiz gerekiyor. Bu ağaçta herhangi bir şey var mı? Yani. Bir Hindistan cevizi göremedim ama en azından riske etmeyelim diye dedim. Gerçi kaybolmuyor Hindistan cevizleri ama şimdi iki saat onları arayamam yani adamda. Çok da büyük değil ama olsun yani, uğraşamam. Bak geliyor, hey, kırma. Ulan çok korktum ha, benim yerimi kıracak diye. Çünkü biliyorsunuz The Forest'da özellikle kesiyorsunuz ya ağacı, ağaç düşüyor. Allah korusun, önünde yaptığınız bir yapı varsa şimdiden şey yapabilirsiniz. Bu arada oyunun sesini ben birazcık kısmıştım. Birazcık şey yapayım. Müzik volümü kalsın da. Değil mi? Oyunun sesini bence birazcık açabiliriz. Çünkü ben bayağı kısmıştım abi şey olduğu zaman. Bu fırtına falan filan çıktı ya. Aga dedim, bu böyle olmayacak. Ben kendimi çok zor duyuyorum. Birazcık kısayım. Çok güzel. O da tamam. Bir dakika, ben şu kasadan yerime vururum. O yüzden biraz daha safe olan yerde çalışalım. Durumumuz nasıl? Hiç fena değil. Sağlığımız birazcık az dediğim gibi ama onu herhalde... Bu şifalı pipi bitkisi var mesela. O pipi bitkisini alacağız abi. Yani kendimize güzel bir pipi suyu yapacağız. Zaten pipi çayı. Ne demek istiyorsanız. Onu yapacağız ve sağlığımıza... Ulan dur, fırlamayayım bir yerlere. Yarasaları öldürebiliyor muyuz acaba, emin değilim. Öldürebiliyorsak kesinlikle yerim abi, ne yalan söyleyeyim. Hiç korona morona şeyinde değil yani. Yaşamak için... Yaşamak için beni öldürmeyen her şeyi yiyebilirim. Evet, suyumuz da geliyor. Şunu şuraya koyalım. Aa, pipi bitkisi ben öbür odada toplayacaktım. Bak şimdi aklıma geldi, toplamadım. Tüh be, var ya dehşet üzüldüm şu an. İnanamazsınız. Kaç tane var? 4 tane. O halde bunlarla gençler ne yapabiliriz biliyorsunuz değil mi? 4 tane daha kendime zemin yapabilirim. Allah'ım oley. Aa, konmuyor buraya. Neden? Siz mi varsınız lan yolda? Çekilin oğlum buradan. Burası size göre değil. Bu neymiş? Bu da değil. Dostum sen de arkadaşlarının yanına katıl. Ne var senin içinde? Benzin deposu. Hiçbir işime yaramayacak abi. Heh, quick draft. Wood floor değil. Wood foundation edge ne demek? Aa, bakın kenar bile yapabiliyoruz kendimize. Ulan neler neler ya. Değil mi gençler? Neler neler. Wood foundation. Bir tane. Oh, craftsmanship. Direkt olarak yalnız. Bir foundation daha. Ne yapalım biliyor musunuz? Bir foundation da şuraya koyalım. Evet. Çok güzel. Burayı bir kısmını depo yapacağım. Bir kısmına yatak falan koyacağız. Tamam mı? Hatta denize doğru birazcık uzatacağım burayı. Çünkü çok da mühim değil herhalde denize doğru yaklaşmamız. Öyle değil mi arkadaşlar? Bak. 10 numara. Aa, biraz şey oldu. Yani dikey, yatay, dikey gibi oldu ama çok sorun değil herhalde. Bir tane daha bile buraya koyabilirim. Ya sen git buradan ya. Rica ediyorum, git buradan. Şunun üzerine şöyle bir örtelim mi? Yok, örtmeyelim abi. Ben bunun üzerinden geçerken kesin basarım ona. O yüzden o görünebilir bir yerde dursun. Daha fazla zaten maalesef gençler craftsmanship'i açtık ama sanırım zemin haricinde tam duvar, bakın maalesef yapamıyoruz. Bir wood half wall var, yarım duvar. Nasıl bir şey bu da? He, böyle. Gerek var mı? Şimdilik yok. Henüz zaten son aşamasını alamadığımız için bunu şimdilik ellememek gerekir diye düşünüyorum. Bu arada bunun durabilitesi %90. Peki. Kendi hamımızı yapamıyoruz o yüzden şimdilik dursun. Aa, bak ben şey yapacaktım. Durun. Aklımdayken abi, hazır. Kendime şöyle güzel bir senden önce stone tool yapalım. Ardından refined knife yapalım. Bıçak olmadan derisini maalesef hiçbir şeyin yüzemiyorsunuz. O yüzden sıkıntı. Derisini yüzmek değil de. Yengeçlerin derisi denmiyor değil mi bu şeye? Kabı mı deniyor? Şey, kap diyorum. Ne abi, aynen yengeçlerin zırhı falan mı deniyor bunlara? Emin değilim neden dendiğini. Onu koyduk, o pişiyor. Etimizi tekrar kuma koyalım. Şöyle bir güzel çevirelim bunu gençler. Oh, bir güzel kumlansın burada. Çıtır çıtır yeriz değil mi?
Kumlar ağzımıza gire gire. Aa, 10 numara. Burada şunu. Kumlarda oturmayı ben çok seviyorum. Kumda oturmayı, mayo ile oturmayı çok seviyorum ama şeyi sevmiyorum abi. Mayomun içine kumda olmasını. Aynen. Onu sevmiyorum ama kumu seviyorum. Şimdi biz bence sahip olduğumuz eşyalarla, gerçi craftsmanship puanımız yok ama şu depoyla ve şuradaki eşyalarla bence kendimize yürüründe sıkıntı olmayan bir araç bence yapabiliriz. Haberiniz olsun. Tek eksik şu noktada ne biliyor musunuz? Şeye sahip değilim. Yeteneğe sahip değilim. O da zaten zamanla olacak bir şey. Şu an için yemeğimiz iyi, suyumuz iyi. Zaten suyumuz zaten doluyor yavaş yavaş. Belki yağmur yağdığında daha hızlı olur, emin değilim. Ama şu an bile gel dostum, hiç düşmene gerek yok. Seni bekleyemeyeceğim. Şurada bir yerde sen ol. Pişti mi şeyimiz? Nasıl piştiğini nasıl anlıyorduk? Ses mi çıkıyordu acaba? Bir ara eskiden şey vardı. Mikrodalga gibi ses çıkartıyordu bu. Fakat eskiden ateşlere böyle istediğiniz kadar eşya koyabiliyordunuz. Yani eşyadan kastım yenebilir eşyalar tabii ki. İşte balık koyabiliyordunuz. Hatta direkt olarak böyle alıyordunuz. Bakın atıyordunuz üstüne ve o pişmeye devam ediyordu. Samimi söylüyorum, öyleydi. Şimdi çok daha şey yapmışlar. Yani zor. Veya uğraştırıcı. Zaman kaybı. Onun haricinde benim pek sıkıntım yok, ne yalan söyleyeyim. Oyun gayet canavar gibi gidiyor. Cooking çok iyi. Vallahi bayağı iyi, ne yalan söyleyeyim. Cooking'imiz de gelişti. Bak mikrodalga gibi ses çıkardı. Sanırım ondan bahsediyoruz. Şunları şuraya ekleyelim. Fazladan olan fiberlarımızı oraya bırakalım. Odunlarımız da geldi. Etimizi alalım. Şunu afiyetle yiyelim. Diğerini alıyorum. Hadi olup. Evet. Onu da şuraya bir ateşleyelim. Çok güzel. Bu stiklerimiz de geldi. Belki bir gün sırf şeye gideceğim gençler. Bilginiz olsun. Ulan. Şey nerede? Çekici niye oraya bıraktım? Sırf bir adaya ağaç kesmeye gideceğim. Hatta tüm gün o adada ağaç keseceğinden emin olabilirsiniz. Çünkü başka bir olur yok sanırım. Bakın bir tane buraya koyabiliyorum. Şuraya doğru büyütebilirim aslında. Değil mi? Aynen. Bir tane şöyle yapalım. Bir tane daha gelelim. Şöyle ve şöyle koyalım. Evet, bence böylesi hem taşların üstünü örtmüş olacağız. Hem denize biraz yaklaşmış olacağız. Çünkü buraya porç yapmayı düşünüyorum ben. Bakın yarım duvarla. Deniz manzaramız olacak yani. Deniz enkazı görüyor. Kabul ama benim enkazım. Benim adam. Çok fazla sıkıntı olmayacaktır. Bir tane belki de buraya koyduk mu artık bu adadaki işimiz en azından yavaş yavaş ev konusunda, zemin konusunda çözmüş olacağız. Ki şu ışığı alacağım. Evimin ortasına bir yere koyacağım. Ve voila. Peki. Sanırım bu söylediklerimizi de herhalde bir sonraki bölümde yapsak hiç fena olmaz diye düşünüyorum gençler. Bakın su ihtiyacımızı çözdük ya. 10 numara. Yani içinde bulunduğumuz durum ciddiyim, çok iyi. Spear var. He bak, crude fishing spear. Bu diğerlerinden farklıymış gençler. Göz gözü görüyor mu acaba? Bir balık yakalayayım çünkü gözümü kapatmayayım abi ya, balığı yakalamadan. Lütfen. Uyumayalım yani. Bir tane balık yakalayabilirim bence şurada bir yerde. Aha. Az önce görür gibi oldum. Aha, işte bu kadar be. Bu kadar basit, easy. Gördünüz gençler. Balığımızı aldık. İşte bu kadar ya, bundan bahsediyorum size. Çok zor olmamalı yani balık yemek. Şimdi o balığı afiyetle kızartacağım abi. Oo, balığı da kızartamıyoruz. Ciddi misin? Balığı şöyle bir kuma bulasak. He, derisini yüzüyoruz balığın. Ha, iç hatta balığı şey yaptık ya. Balığı ayıkladık gençler. Gross diyor, iğrenç diyor. Manyak mısın? Protein kaynağı. Evet, balığımız da pişiyor. Artık yavaşça oyunu sanırım kaydedip bugünkü maceramızın da gençler sonuna gelebiliriz. Bilmiyorum seri hakkında neler düşünüyorsunuz ama lütfen yorumlarınızı benden eksik etmeyin. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Hakikaten çok fazla yardımı dokunuyor. Her neyse, bir sonraki bölümün gençler kaldığımız yerden Stranded deyip de tüm hızımıza devam ediyor olacağız. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.